Ayşe Arman, Hürriyet Gazetesi Şu rezilliğe bakar mısınız? Kitabın adı Kahkaha Gülleri. Kapağında çizgi bir karakter var. Yine kapağında ikinci ve üçüncü sınıflar için yazıyor. Bildiğin çocuk kitabı. Ama içeriğini okuduğunuzda insanın tüyleri ürperiyor. Hey Allah'ım! Bu nasıl kötücül bir hayal gücü? Küçücük çocukların saf, temiz beyinlerine neler sokuyorlar? Babası oğlunu öldürmüş. Başını odunların arasına koyup eve getirmiş. Hanımına göstermiş. Hanım hiçbir şey dememiş. Ertesi sabah çocuğun başını kazana atmış. Altına ateş yakmış. Öyle olduğunda kız sokaktan gelip üvey anasına ''Yemeği hazırla, yiyip okula gideceğim.'' demiş. ''Kazan mutfakta, tabağını alıp git, yemeğini kendin alabilirsin.'' demiş üvey ana. Kız kazanların başına varmış. Birinci kazanın kapağını kaldırır kaldırmaz korkup kaçmış. Gözü abisinin saçlarına takılınca onu tanımış. O hemen kapatıp ağlaya ağlaya okula doğru yol almış. Okula varır varmaz bütün olup biteni hocasına anlatıvermiş. Dünyada üvey analar böyle işleri çok yaparlar demiş hocası. Bırak üzülme bu ateşin dumanı onun gözlerini kör edecek. Fakat sen çok dikkatli davranmalısın. Şimdi beni iyi dinle. Ağabeyinin etini asla ağzın değmesin. Kemiklerinin hepsini toplayıp bir gül ağacının dibine göm. Ona su döküp 40 gece boyunca başında oturarak ebelik duası oku. Diğerleriyle işin olmasın. Gerisini merak etmesen. Kız hocasının sözlerine kulak verip ağabeyinin kemiklerini toplamış ve bir gül ağacının dibine gömmüş. Buyurun burada yiyin. Bu mudur küçücük çocukların hayatla ilgili öğrenmesi gereken? 1. Baba çocuğunu öldürüyor. 2. Kafasını kesiyor. 3. Üvey anne kazanı atıyor, pişiriyor. 4. Küçük kız kardeşine yemek diye abisinin etini veriyor. Resmen cinayetler serisi. Aile aile diye tepinip duruyoruz ama aile diye sunduğumuz örneğe bakar mısınız? Bu kadar şiddet içeren hikaye küçücük çocuklar için resmen işkence. IŞİD'e adam mı yetiştiriyorsunuz? Bu kitaplar denetlenmiyor mu? Her önüne gelen her abuk sabuk metni çocuklara okutabiliyor mu? Allah'ım sen aklımızı koru.